Uzaylılar diye yorumlayacaksak bir dahaki sefer geldiğinde uzaylılar kitabımı getiririm. Kur'an'daki UFO diye kitabım var. Onu getiririm. Kodlanmış komutlar silsilesi diye bir şey, şiirsel bir başlık koydum oraya. Bana göre Allah bütün şeyi, komutları ilk hücrenin içine koymuş. O kadar büyük bir deha, o kadar büyük bir yaratış ki ilk hücre canların bu kadar çeşitleneceğini, bugüne kadar geleceğini biliyordu. Tasavvufta bir şey vardır. Derler ki tek bir zerre dahi evrenin bütün bilgisini taşıyor derler. Gerçekten de dünyada oluşan ilk şey, hücre bence bütün yaratılışın bilgilerine sahip, taşıyordu. Fakat bunu Müslüman bilim adamları reddediyor. Yani Allah'ın bu kadar büyük olabileceğini göremiyorlar. Onun başka ne söyleyebilirsiniz? Ve son şifre yaratılışa müdahaleydi. Bana göre Allah dönem dönem yaratılışa müdahale ediyor. Öyle her saniye karışmıyor, kaderi falan belirlemiyor da, ama mesela Nuh tufanı, işte Kabe'yi yıkmaya gelen Ebrehe ordusunun perişan edilmesi, Nil Nehri'nin yarılması, Kızıldeniz'in yarılması, Hazreti Musa zamanında falan. Bunlar bana göre Allah'ın yaratılışa müdahaleleridir. Yani siz bunlardan bir evrim teorisinin Kur'an-ı Kerim'de olduğunu söylüyorsunuz. %100. Evrim teorisi değil, bu teori evrim, olmaktan evrim çıkıyor. Kanun. Evrimin kendisi. Tabii, zaten değerli bana göre... Değerli izleyiciler, bu kanun konuda da bir bilgi vereceğim. Çok önemli bir sürprizimiz var program sırasında. Ben bir 68'liyim, bu kuşağın içerisinde yer almış, çok önemli. Ve Deniz Gezmiş'in en yakın arkadaşı, şu anda Muğla Barosu Başkanı, avukat Mustafa İlker Gürkan, şöyle yaklaşık yarım saat sonra yanımızda olacak. Ve çok ilginçtir, kendisi belki söyleyecektir. O dönemde de Dev Genç içerisinde, Sosyalist Hareket içerisinde kendisine hoca denilen kimliği vardı o genç yaşında. Yani İslam'la, İslam dininin bilgileriyle, hatta uygulamalarıyla çok iç içe olmuş ve bu konuyu da çok iyi bilen bir arkadaşımız sürpriz bir şekilde geldi. Onu aramıza alıyoruz, alacağız ve programı çok daha cazip halde birlikte izleyeceğiz. Ve size çok ilginç, çok gerçekçi, çok doğru, çok heyecanlı, çünkü çok önemli de bir ajitatördü, onu da biliyorum gençliğimde. Onu da size takdim etmekten, sizinle onu buluşturmaktan da ben büyük zevk aldığımı, alacağımı ve hep bu zevke birlikte paylaşacağımızı, yepyeni bir ufuklar açılacağımızı hemen şimdiden söyleyebilirim. Çünkü Mustafa İlker Gürkan bizim için çok önemli, Türkiye için çok önemli bir isim. Bunu da unutmayın. Ve bu arada hemen söyleyeyim, bize ulaşmak için alan kodumuz 0212, telefon alttan geçiyor herhalde ama ben yine de tekrarlayayım. 251 50 90, 0212 alan kodu 251 50 90. Ve e-posta adresimiz ezberbozan@ulusalkanal.com.tr. tekrarlıyorum, ezberbozan@ulusalkanal.com.tr. kısa mesaj olarak da şöyle ulusal yazıp boşluk bırakın, adınızı ve mesajınızı yazıp tüm operatörlerden 2353'e, tüm operatörlerden 2353'e gönderin. Her zaman olduğu gibi programı yine birlikte yapalım, birlikte geliştirelim, birlikte zenginleştirelim. Karşılıklı olarak yani komple bir burayı bir amfi gibi düşünelim Türkiye'yi. Bu amfide hep birlikte ders yapalım, sınıf olarak düşünelim, sınıfta ders yapalım. Evet, bu konuda da mesajlarınızı bekliyoruz. Tekrarlıyorum, Mustafa İlker Gürkan kısa bir süre sonra aramızda olacak. Onunla birlikte programı sürdüreceğiz hep beraber. İnşallah, ve inşallah. Bir anonsla yapayım, gelecek hafta için çok önemli bir konuğumuz olacak. Gerçekten çok önemli bir konuk. Bunu da şimdiden söylemiş olayım. Ama bu gelecek hafta sürpriz niteliğinde. Evet, şimdi şu konuyla araya ilgili girdim ama siz yaptınız, buyurun. Yaptınız. Şu konuyla ilgili bir iki cümle daha söyleyeyim. Tabii. Sürekli olarak şey soruluyor, İnsan maymundan mı geldi, niye maymun işte insanlaşmıyor, konuşmuyor falan. Bugüne kadar yeryüzünde hiçbir bilimci, hiçbir bilim adamı, evrim teorisiyle ilgili hiçbir bilim adamı insanın maymundan geldiğini söylemedi. Çünkü insan maymundan gelmiyor. İnsanla maymun ortak bir atadan geliyorlar. Bu çok önemli. Ve eğer ille
insan maymundan geldiği fikrine alışmak istiyorlarsa ilk Müslüman bilginlerden Abdülkadir Bidili okusunlar. O da Kur'an okuyan birisi, Müslüman bilgin. Ve o diyor ki Adem, Adem olmazdan önce maymundu diyor. Ama ben onu söylemiyorum. Adem, Adem olmazdan önce maymun değildi. Maymunla insan ortak bir atadan geldiler. Evet, isterseniz Kur'an'daki maymunu burada bitirelim. Tamam, evet. Şimdi konumuz değil çünkü. Seçenek Etkisi adlı kitabı ve Kur'an'daki Maymun adlı kitabıyla Yılmaz Yunak bizim kültür hayatımıza kitaplarıyla renk kattı. Bunları inşallah, özellikle inşallah öneriyorum. Yani kendi anlatımı çerçevesinde romancı yanını da tanımaz için Yılmaz Yunak'ın Seçenek Etkisi romanını okuyun diyeceğim. Onu da böylelikle belirteyim. Peki, şimdi bir kere dönelim konumuza bu kısa girişten sonra. Bizim İslam toplumlarında İslamiyet'in ortaya çıkışıyla beraber 600'lü yıllarda nasıl bir toplumsal yapı, devlete nasıl dönüştü ya da İslam toplumlarında devlet özelliği nasıl gelişti? Onu konuda bir şeyler söylemek ister misiniz? İsterim. Söyleyeyim. Şimdi son söyleyeceğimi baştan söyleyeyim arkadaş. Buyurun. Estağfurullah. Bu konuşmaların hepsinin sonuçta geleceğe dayanacağı yer şurası olacak. Kur'an'ı açıdan baktığınızda soru şudur. Servet kapitalizmin öngördüğü biçimde belirli yerlerde mi toplanacak? Yoksa sosyalizmin öngördüğü biçimde tabanı mı yayılacak? Konuşacağımız konu bu akşam bu olacak. Siz İslam'ı konuştuğunuzda ister devlet yapısını konuşun, ister diğer konularını konuşun. Varacağınız, geleceğiniz yer burasıdır. Bakın size bir şey söyleyeyim. Şimdi Allah'ın elçisi, ona selam olsun, tebliğe başlamadan önce Arabistan'da şöyle bir şey hüküm sürüyordu. Devlet denilebilecek bir olgu yoktu. Kabileler, birbirleriyle sürekli savaş halindeler. Kabile toplumları, aşiretler. Henüz devlet olarak, devleti biraz sonra ne olduğunu teorik için biraz sıkacağım ama söyleyeceğim. Aşiretler halinde, kabileler halinde yaşıyorlardı. Ve bir tarafta çok zenginler vardı. Hatta inanılması güç bir rakam vereceğim size. 8000 tane kölesi olan insanlar vardı. 8000 köle. Evet, düşünebiliyor musunuz? Bir adamın 8000 tane kölesi var. Şaşırtıcı mı? Şaşırtıcı. Ya bugün Ford fabrikasının 50.000 tane kölesi var. O açıdan oraya geleceğiz isterseniz. Gelelim. Oraya da gelelim isterseniz. Bunlar karın tokluğuna çalışan insanlar. Diğer tarafta tabii 8000. Onlar ilkel köle, bugünküler modern köle. Modern köle. Tabii bir yerde eğer denge bozulmuşsa, bu kadar zenginler varsa onun karşılığında o kadar da fakir olacak gayet tabii. Yoksullar, fakirler, perişanlar ve çok daha ilginç bir şey var ama şunu gözden kaçırmamak lazım. O günkü Arap toplumunda insanlar dindarlar. Gerçekten dindarlar. Dindar pozu yapmıyorlar, dindar süsü vermiyorlar kendilerine. Gerçekten dindarlar. Namaz kılıyorlar. Bakın namaz kılıyorlar. Oruç tutuyorlar. Zekat veriyorlar. Hatta hacca bile gidiyorlar. Kur'an'a ne gerek var o zaman? Hazreti bizim peygamberimize, ona selam olsun, ne gerek vardı o zaman? Çünkü insanlar dindarlardı evet. Ama iki şey yapıyorlardı. Bir tanesi Allah'ın yanında putlara da tapıyorlardı. Bunlar bizim bize Allah'a yakınlaştık aracılar, aracılarımız diyorlardı putlara. Diğeri bölüşmüyorlardı. Servetleri bölüşmüyorlardı. Kur'an'a bu yüzden ihtiyaç vardı. Bugüne getirdiğimiz meseleyi de aynı şeyleri görürüz. Eğer siz servetleri bölüşmeyi bugünkü dille konuşmak gerekiyorsa, sosyalizmi kurmayı düşünmüyorsanız, o zaman Kur'an'a ihtiyacınız yok kardeşim. Kur'an'ı kaldırın, bir köşeye koyun. Zaten öyle yapmışsınız. Kur'an'ı hiç okumayın. Eğer Kur'an'ın içinden paylaşım ayetlerini çıkarırsanız geriye cahiliye Arap toplumu kalır. Çünkü açık şirk, yani putlara tapma artık zaman içinde ortadan kalktı. Gizli şirk, riya kaldı.
riyakarlarında kimler olduğunu biliyoruz. Onun için siz eğer Kur'an'dan bahsedecekseniz, devletten bahsedecekseniz, sizin öncelikli meseleniz budur. Servet belirli yerlerde mi toplanacak, tabana mı yayılacak? Bütün devletler, kurulan devletler, batan devletler, çöken devletler, hepsinin temel sorunu buydu. Bugünkü devletlerin temel sorunu da bu. Tabii emperyalizmin vatan işgalleri dışında, onu biraz sonra anlatırız isterseniz. Şimdi biraz sıkıcı olmayı göze alarak vatanseverlerden iki dakika rica edeceğim. Biraz sıkıcı bir şeyler söyleyeceğim. Devlet şöyle tarif ediliyor. O sıkıcılığa katlanırlar çünkü bunu bilmek gerekiyor. Şöyle tarif ediliyor devlet. Toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal bakımdan örgütlenmiş millet veya milletler topluluğunun oluşturduğu tüzel varlık. Ama gerek var mıydı? Efendim? Bu modern tanım. Evet, modern tanım. Hep böyleydi ama eskiden de böyleydi. Hukuki açıdan tanım var bir de. Ülke adı verilen belirli bir toprak üzerinde yaşayan insan topluluklarının bir egemenlik anlayışı ve hukuku içinde bir siyasi iktidar altında örgütlenmesi. Şimdi devlet olabilmesi için ortada üç unsur gerekiyor. Bu unsurlardan bir tanesi insan unsuru. Belirli bir insan topluluğu olacak, millet topluluğu olacak veya milletler topluluğu olacak. İkincisi egemenlik unsuru. O millet veya o halk orada egemenlik kurmuş olacak. Kendi egemenliğini ilan etmiş olacak. Üçüncüsü de ülke unsuru. Bir toprağa sahip olacak. Az, çok, büyük, küçük bir toprak sahibi olacak. Bu üçü bir araya geldiğinde gerek dış düşmana karşı olsun, gerek iç düşmana karşı olsun, insanlar devlet kurmayı akıl etmişler. İyi ki de akıl etmişler. Peki bugün devlete ihtiyaç var mı? Mesela şimdi kendimle çelişiyor muyum diye düşünüyorum. Komünistsin, devleti ortadan kaldırmayı düşünen bir yapıya sahipsin. Ama diyorsun ki devlete ihtiyaç var. Evet, bugün devlete her günkünden fazla ihtiyaç var. Şundan ihtiyaç var. Emperyalizmi savaşmak zorundasınız. Bugünün acil meselesi benim hayatıma yön veren sosyalizm değil. Her ne kadar sosyalizmi yine de anlatacak olsam da size, bugünün acil meselesi bu değil. Bugünün acil meselesi vatan savunması. Çünkü emperyalizme karşı savaşıyorsunuz. Emperyalizm seri katil, ülkenizi bölmeyi kafaya koymuş. Sizi Suriye'nin üzerine sürmeyi kafaya koymuş. Yakında İran'a saldırtacak. Buna karşı mücadele edebilmek için kendi hükümdarlık alanınıza ait olarak bir devletinizin olması gerekiyor. Devlet kabaca bu. Devlet şekilleri üniter devlet, tekil devlet veya federal şimdi devlet falan. Oralara hiç girmeyelim. Gelişmiş evet. Şekilleri de tabii o da bir evrim geçiriyor. Gayet tabii. Gayet devlet de bir evrim geçiriyor da. Şimdi o İslamiyet'in ilk dönemindeki toplum sözleşmesi olarak devletin devletimsi diyelim ona tam, çünkü devlet kavramı henüz kavram olarak var. Ta Platon'dan bu yana var da. Ya ama bugün düşündüğümüz anlamda bir organize devlet şekli henüz yok ama bir toplum sözleşmesi olarak var, bir şekillenme olarak var. Onun özellikleri nedir? Dayandığı, yani Kur'an-ı Kerim tabii bunu belirliyor. O Kur'an-ı Kerim'e göre bu devletin özelliği neydi? Şimdi, örneğin bir şey söyleyeyim, belirtmek istiyorum. İşte Medine Sözleşmesi bu konuda bir anayasa olarak da nitelendiriliyor bazı İslamcı düşünürler tarafından. Deniyor ki yani o devletin anayasası o dönemde Mekke ve Medine'deki o birlikteliğin temelinde bir hukuki statü olarak ele alınırsa Medine Sözleşmesi bir anayasa olarak değerlendirilebilir deniyor. Neden? Çünkü değişik toplumlar var. Yahudisi var, diğer Hristiyan gruplar var, Müslümanlar var. Hepsini birden organize eden bir hukuki sözleşme diye bugünkü kavramla. Buradan hareketle ne diyorsun? Yani onu Kur'an-ı Kerim esasları dahilinde. Şimdi bundan 12 sene kadar önce bir kitap yazmıştım. Benzerleri Değiştirilen Hikayesi diye. O kitapta bu tip meselelerde... Bir daha tekrarlar mısınız? Benzerleri Değiştirilenlerin Hikayesi. Evet. O zamanlar yine televizyonlara konu olmuştu. Çünkü dalga geçmişlerdi. Nostaljik bir şeyin, sosyalistin sosyalizm denemeleri diye. Halbuki Kur'an'la. Yani sırf Kur'an'dan bahseden bir kitap. Kur'an ayetleriyle sosyalizmin kurulması gerektiğini anlatan bir kitap. O zaman pek fazla sosyalist Müslüman yoktu ortalıkta. Bugün bu kitaptan tek kelime etmeyeceğim.
bugün başka bir kitaptan size söz edeceğim. O kitapta Maun suresi böyle buyurdu diye görebilirse her şey. Evet, ekrandan alır. Maun suresi böyle buyurdu diye muhteşem bir kitap. Yaşar Nuri Öztürk'ün. Yaşar Nuri Öztürk'ün muhteşem bir kitap. Bu kitaptan biraz söz edeceğim. Ancak şunu önce bir söyleyelim. Kur'an belirli bir devlet şekli önermiyor. Monarşi kurun, oligarşi kurun, işte cumhuriyet kurun, demokrasi kurun falan gibi size devlet modeli yok Kur'an'da. Somut bir devlet modeli yok. Ama Medine ise devletinden de gelen, orada ipuçlarını gördüğümüz şeyler var. Kur'an devletin temel ilkelerini veriyor. Temel prensiplerini veriyor. Diyor ki arkadaş, bir şey yapacaksanız, devlet kuracaksanız veya kendi aranızda dostça, hakça, kardeşçe yaşamak istiyorsanız şu ilkeleri uygulayacaksınız diyor. Bakın şimdi size o ilkeyi çok çok kısaltarak söyleyeceğim. Kur'an'ı okuduğunuz zaman Kur'an'ın iki çelişki üzerine kurulduğunu görürsünüz. Diyalektik bir kitap tabii. İki tez üzerine kurulur Kur'an. Bir tanesi adalettir, bir tanesi zulümdür. Bu ikisi bir arada olmaz. Bir devlette, bir toplumda, bir halkta, bir millette, ne derseniz deyin, ya adalet vardır ya zulüm vardır. Adaleti Kur'an şöyle kullanıyor. Bayağı baktım, inceledim Kur'an ayetlerini. Adalet dendiğinde Kur'an'da şu anlaşılıyor. Doğruluk, hakka uygunluk, haklılık, hak ve hukuka uygunluk, denk olma, eşit olma, eşit paylaştırma. Kur'an size bu şeyleri veriyor, prensipleri veriyor. Bu prensipler doğrultusunda istediğiniz tür devlet kurabilirsiniz. Çünkü devlet kurulması belirli coğrafyaya göre, belirli kültüre göre, belirli zamana göre değişebilir. Örneğin bundan 1400 sene önce Allah'ın elçisi ona selam olsun deseydi ki arkadaş, işte her şehirde sandık kuracaksınız, gidip oraya oyunuzu zaafın içine atacaksınız. Böyle bir şey olur mu? Bunu böyle bir sistem koyabilir mi o tarihte? Prensipleri koyuyor. Bakın şimdi adaletin karşısında zulüm var demiştim. Mefhumu muhalifinden hareketle, karşısında hareketle adaleti daha iyi anlayacağız. Bir de bu zulüm, araya bir sıkıştıracağım yine kusura bakmazsanız. Bir şey çağrıştıracak zulüm. Zulüm Kur'an incelediğinizde şu anlamlara geliyor. Haksızlık, eziyet, güçlü bir kimsenin yasa ya da vicdana aykırı olarak başkasına uğrattığı kötü durum, kıyım, acımasızlık, haksızlık, cefa ve bir şeyi ait olduğu yerin dışında bir yere koymak. Zulüm bu anlamları veriyor. Şimdi bu anlamları tekrar şöyle bir üstünden geçeceğim. Size neyi çağrıştırıyor? Kimi çağrıştırıyor? Zamanımızda yaşayan birini çağrıştırıyor. Bakın, haksızlık, ona haksızlık yapılıyor. Eziyet, ona eziyet ediliyor. Güçlü bir kimsenin yasa ya da vicdana aykırı olarak başkasına uğrattığı kötü durum, aynen ona yapılan şeyler. Kıyım, kıyılıyor. Acımasızlık, haksızlık, cefa ve bir şeyi, zulmün zaten tam anlamı bu, ait olduğu yerin dışında bir yere koymak. Bana Silivri'yi hatırlattı. Vallahi tam Silivri, yani tipik bir Silivri çözümlemesi tam, o tarifi. Tam doğru cevap bu. Yani o zaman bu açıdan doğru bir devlet yapısı anlayışı, insana uygun olan şey şu anda Silivri'de zindanda duruyor. Oraya tıkandı denebilir mi? Ben size soruyorum. Şimdi denebilirim ne demek? Denir. Denmesi gerekir. Bağırılması, çığlık atılması gerekir. Arkadaş, benim incelemelerim bana şunu gösteriyor. Yanılıyor olabilirim. Çünkü ben ilahiyatçı değilim. Ama incelemelerim bana şunu gösteriyor. İslam toplumu diye isimlendirilecek toplum belki Allah'ın elçisinin, ona selam olsun, 23 yıllık dönemi ve ondan sonra da belki işte 3-4 halifenin 10-15 yıllık dönemi. Ondan sonrasında bana göre İslam yok. O zaman var mı hocam? Şimdi modern anlamda, yani bu ilkeler çerçevesinde asr-ı saadet denen dönemde, bu geçmiş programlarda da dile getirdik bunu. Evet. Eren arkadaşla.
Ama o zaman başlanmış şey, o zaman bunlar uygulanmamış. Bunu, bu neden, neye yorumluyorsunuz bunu? Yani bir ilkeler konuyor ve bir toplum Hazreti Muhammed zamanında o zamandan şekilleniyor ama onunla beraber, yani şekillenmesiyle beraber kendi iç çelişkileri cinayetlere kadar yol açıyor. Şöyle bir ayet sanıyorum ayettir. Her şey zıttıyla kayımdır. Yani diyalektik. Değerli izleyici, evet. Yani Kur'an-ı Kerim'in kendisinde olan bir kural bu. Tabii, kavram tabii, değil. Tabii. Her şey zıttıyla kayımdır. O kendisi doğuşuyla birlikte, ortaya çıkışıyla birlikte zıttıklarını, çelişkilerini de yaşatıyor ve yani Hazreti Osman, Hazreti Hüseyin'de ölen yok yanlış bilmiyorsam. Yani Kaan'da ölen yok. Hepsi farklı şey. Bunun buradan başlarsak günümüz dünyasını, ben onun için soruyorum, üzerinde duruyorum. Bazı izleyiciler belki diyecek ya niye bu kadar müdahale ediyorsun ama yok, ben bunu zaten böyle almayayım. Konuştuk dedi ki karşılıklı sohbet tabii, havasına geçecek. Yılmaz Bey'le programa giderken bunu böyle konuştuk. Ama burayı görmezsek bugünü anlayamayız. Çünkü bugünün dünyası paramparça. Şimdi oradan başlıyor. Bunun nedeni ne? Ya ben bunu bilmiyorum gerçekten. Şimdi, İnanç aynı, din aynı, Allah aynı, yani peygamber aynı. Fakat müthiş bir kavga, savaş ve 1400-1500 senedir sürüp geliyor. Nedir bunun içindeler? 3 dakika süremiz var, bir ara vereceğiz. Değerli izleyiciler, 3 dakika içerisinde Yılmaz Bey açıklayacak. Bana şimdi arkadaş öyle şeyler söylüyorsunuz. Sonra devam edeceğiz. Öyle şeyler söylüyorsunuz ki yani bir yumruk geliyor böyle boğazıma takılıyor, orada kalıyor. Beni çok üzüyorsunuz. Çünkü bu gerçekleri yüzüme vuran birisi, klasik anlamda İslamcı denilemeyecek birisi. Bunu İslamcıların söylemesi lazım. Bakın bana Ra'd suresinin 11. ayetini hatırlatıyorsunuz şu anda. Ra'd suresinin 11. ayeti şöyle. Gerçek şu ki Allah bir toplumun maruz kaldığı şeyleri onlar iç dünyalarındakileri değiştirmeyecek, değiştirmez. Evet. Bu çok müthiş bir ayettir ve Türkçeleştirme Yaşar Nuri Öztürk'e aittir. Zamanımız Türkiye'sini de göstermektedir. Eğer siz iç dünyanızdakini değiştirmezseniz Allah size yardımcı olmuyor. Önce sizin bir adım atmanız gerekir. Hani Hazreti İsa diyor ya, vurun kapıyı açılacaktır, atın adımınız yol çıkacaktır falan diye. Ona benzer bir ayet bu. Mümtehine diye bir sure var Kur'an'da. Mümtehine'nin Türkçesi imtihan edilenler. İmtihan ediliyorsunuz. Siz yaratıldığınızda çamurdan yaratılmışsınız ya. Şeytan Allah'tan süre istiyor ya, biraz şimdi mecburen din ağzı yapıyoruz. Tabii. Şeytan Allah'tan süre istiyor. Onları saptıracağım, azdıracağım, bana süre ver diyor. Allah da tamam, sana Sat suresinden bahsediyorum. Allah da tamam, sana süre verdim, onları azdır diyor. İnsan yaratıldığında, veya şöyle söyleyelim, çok dinsel olmasın. Ne kadar vaktimiz var? İki dakikamız var mı? Bir ara vereceğiz. Vaktimiz var da bir ara vereceğiz. Freud insanı çok güzel özetleyen bir şey, kuram geliştirmiş. Müslüman değildir biliyorsunuz. Yahudidir hatta. Yahudi kökenli bir psikolog. Bizim sağ tarafında işte melek, sol tarafında şeytan dediğimizi id, ego, süperego üçlemesiyle anlatıyor. İt insanın hayvani tarafını temsil ediyor. Hep benim olsun ister, daha fazlasını ister, alçaklık yapar, malını çalar, hırsızlık yapar, her türlü kötülüğü yapar. Süperego da bunun tam tersidir. Hep ahlaklı davranmaya çalışır, hep fedakar olmaya çalışır. Hep üstün meziyetleri ortaya çıkarmaya çalışır. Ve insan egosu, insan benliği bu ikisinin çarpışmasından oluşur. İnsan böyle bir yaratık. Eğer siz kendi içinizi, demin Ra'd suresinde söylediğim gibi, kendi iç dünyanızdakini değiştirmezseniz Allah da size yardım etmez. Çünkü insanın yapısında bencillik, egoistlik, mal mülk hırsı. Bakın bir programda isterseniz şöyle bir şey yapalım. Size Kur'an'da serveti, mal mülk hırsını kötüleyen ayetleri okuyayım. Program yetmeyecek. Doğru. İnsanın yapısında bu var. Evet, bir son cümleni alalım da bir ara vereceğiz.
Ben insanın başaracağı konusunda umutluyum. İnsan bunu başaracak. Evet. Değerli izleyiciler, kısa bir aramız var. Her zaman olduğu gibi bu zorunlu, Türk yasası gereği. Bir reklam aramız var. Bu reklam arasından hemen sonra sakın ayrılmayın. Bu öğretici, bilgilendirici konuya devam edeceğiz ve Mustafa İlker Gürkan, Muğla Barosu Başkanı arkadaşımız aramızda olacak hemen bu ikinci bölümde. Onunla bu benim ikinci soruma, yani o zamanın o dağınıklığı, bugünün parçalanmışlığı üzerinde duracağız ve güncel dünyayı, güncel Türkiye'yi burada değerlendireceğiz İslami değerler açısından. Şimdilik kısa bir süre için Allah'a ısmarladık diyoruz. Tekrar bizi bekleyin. Değerli izleyiciler, bu programın ikinci bölümüne girdik şu anda ve bir sürprizle söylemiştim, ismini de vermiştim. Sayın Mustafa İlker Gürkan, Muğla Barosu Başkanı ve 1968, yani kısaca 68'ler kuşağının, 68 kuşağının çok önemli isimlerinden biri. Çoğul kullandım. Çok önemli birkaç isminden biri dersem daha doğru olur. Ve biz hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Bu konuya, burada ele aldığımız konuya, Yılmaz Bey'le birlikte yürüttüğümüz konuya, günümüz dünyasına hemen, Yılmaz Bey size önce bir söz veriyorum. Onu hemen günümüz dünyasına gelerek günümüzdeki İslam topluluklarını ve dünyanın durumuna bakarak değerlendirmelere devam edeceğiz. Onun için siz o programın ilk kısmında bıraktığımız yerden kısaca bir devam edin. Şimdi günümüz dünyasına gelmeden isterseniz buraya bir köprü olsun diye karmatilerden birkaç dakika bahsetme ihtiyacını hissediyorum. Tabii, buyurun. Geçenlerde bir dostumla görüşüyorum. Jeoloji mühendisi. Karmatilerde de böyleydi bu falan dedim tartışırken. Onlar da kim dedi. İnanılmaz bir şey. İnsanlara karmatiler öğretilmiyor. Ne okullarda okutuluyor ne başka bir yerde var. İnsanlar genellikle Paris Komünü'nü biliyorlar. Sosyalist devlet olarak. Veya Sovyetler Birliği'ni, Çin'i falan biliyorlar. Oysa Hicri 255 veya 280 tam bilinmiyor arasında devlet kurmuş ve 100 yıldan fazla yaşamış bir devlet var, Karmatiler Devleti diye. Karmat denen birisi tarafından kurulmuş. Ve bu devlet Müslüman bir devlet ve dünyanın ilk sosyalist devleti. Hiç abartmasız ilk sosyalist devleti. Bu devletten Müslümanların hiç haberi yok. Bu inanılmaz bir şey. Müslümanlar bu devleti bilmiyorlar. Bakın 2-3 dakika içinde özetleyeceğim size Karmatileri. Karmatiler için kapitalizm ve özel mülkiyetle mücadele Allah'ın emri. Böyle kabul ediyorlar. Kimden hareket ediyorlar? Ebu Zer'den yola çıkıyorlar ve biraz sonra size okuyacağım. Kur'an ayetlerinden yola çıkıyorlar. Hani program başlarken söylemiştim ya arkadaş, soru şudur. Sabaha kadar konuşalım. Bu soruyu tartışacağız. Servet belirli yerlerde mi toplanacak? Tabana mı yayılacak? Bütün kavga bu. Sizin demin söylediğiniz meselenin özü de o. Birisi yer, birisi bakarsa kıyamet ondan kopar. Birisi aç, birisi korkunç servet sahibi ise orada ne düzen olur ne bir şey olur. Geçenlerde, şimdi konuyu açıyor. Bir özelleştirme ihalesinde 8 milyar dolar ortaya sürdü bir iş adamı. Gözün çıksın birader be. 8 milyar dolar. Ben muhasebeciyim ya, bir hesaplama yaptım. Kuru 1500 liradan aldım falan. Bir insanın ayda işte 1200 lira, 1000 lira kazanan bir insanın o parayı biriktirmesi için 1 milyon yıl çalışması gerekiyor. 1 milyon yıl. O zaman insan yoktu be, şeyde Homo sapiens yoktu. Biraz da Kur'an'daki maymundan hareket edersek. Homo sapiens ortaya çıkalı belki 150-200 bin sene falan oldu. 1 milyon yıl. Siz nasıl düzen beklersiniz böyle bir devletten? Bakın
Böyle olunca da karmateliğin amacı şöyle ifade edilmek gerekir diyor hoca. Radikal sosyalist bir din devleti kurmak. Radikal sosyalist. Bakın bunu söyleyen sıradan birisi olsa dersiniz ki ya bu bir adamın şeyi, fikri. Bunu söyleyen adam sıradan biri değil. Yaşar Nuri Öztürk söylüyor bunu. Bakın kendi yazdığım kitaptan söz etmeyeceğim demiştim, hiç etmiyorum. 600 sayfalık kitap, tek kelime bile etmeyeceğim bunu. Yaşar Nuri Öztürk'ten bahsediyorum size. Şimdi tarihçi Makrizi diye birisi var. Bu da Müslüman bir bilgin. Karmatilere habire saldırıyor. Saldırırken de yine o Allah'ın belası şeyi kullanıyorlar. Yani Sovyetler Birliği için söylemişlerdi ya, adam gelir kapıda şapkayı görürse çıkar yarım saat, Allah bin türlü belalarını versin. Karmatiler için de aynısını söylüyorlardı. Her şeyi eşit bölüştükleri, paylaştıkları için. Fakat burada çok önemli bir yer var. Orayı belirtmek için bir cümle okuyacağım size. Tarihçi Makrizi yazıyor bunu. Kelime kelime okuyorum. Her köye sorumlu bir dayı atamışlardı. Dayı duacı, çağırıcı, temsilci anlamlarına falan geliyor. Köyün ihtiyaç fazlası bütün malları bu güvenilir dayının kontrolüne bir araya getirilirdi. İnekten koyuna, süs eşyasından alet edilene kadar her şey. Sonra bu toplananlardan çıplaklar giydirilir, yoksul olanların ihtiyaçları giderilirdi. Karmatiler aralarında yoksul, aç, güçsüz, ezilen insan bırakmamışlardı. Her birey iş ve sanatında daha başarılı, daha iyi kazanır duruma gelmek için bütün gayretini sarf ederdi. Hedef işinde en başarılı adam olmaktı. Kadınlar da dokuma, örme vesaire yoluyla elde ettiklerini ortak birikime katarlardı. Hatta çocuklar bile tarlalarda zararlı bu kuşları kaçırarak kazandıklarını getirip teslim ederlerdi. Bireylerin özel mülkiyetinde sadece kılıçları ve diğer silahları vardı. Şimdi burada benim en çok altını çizdiğim yer, burada da altını çizmişim. Şöyle bir şey, hedef ne bu insanların hedefi? Şimdi tartışırken bir yerde birisiyle demişti ki bana o arkadaşım, o dostum, ona selam olsun. İnsanların demişti elinden motivasyonunu alırsan, iş adamlarının, tüccarların, şunların motivasyonunu alırsan iş yapacak insan kalmaz, işletme kurulamaz, ekonomi çöker demişti. Bakın karmatilerde hedef neymiş? Hedef işinde en başarılı adam olmak. Bugünün sosyalistlerini düşünün. Bugünün sosyalistleri, hadi örnek vereyim ya, Doğu Perinçek, hukuk doktoru. İsteseydi trilyon olurdu şimdi, yıllarda otururdu. Niye olmadı? Çünkü onun gözünde hedefe ulaşmak, işinde en başarılı adam olmak. O oldu zaten. Şimdi siz bir devlette böyle ilkeler koyarsanız, o devlette kavga dövüş çıkmaz arkadaş. Biraz sonra Ortası cumhuriyetlerindeki veya devletlerindeki kargaşaya gelecek mesele. Her şey burada düğümleniyor. Servetleri bölüşeceksiniz. Birisi çıkarıp cebinden 8 milyar dolar özelleştirme ihalesini ortaya koyamayacak arkadaş. Bakın, bütün konuşmalarımızı özetleyecek bir şey okuyacağım size. Şöyle söylüyor Yaşar Nuri Öztürk bu muhteşem kitabında. Bütün konuyu özetliyor. Toplum paylaşmıyorsa devlet paylaştıracaktır. Bu kadar. Bütün sorunun cevabı burada yatıyor. Şimdi burada bir soluklandıralım mı, yoksa bir ilave edeceğim bir şey var mı buna? Burada... Cümleyi bitireyim isterseniz. Toplum paylaşmıyorsa devlet paylaştıracaktır. Devlet bunun için var. Allah'ın kanunu budur. Bunu bir Müslüman bir gün söylüyor. Bunu görmezlikten gelenler Allah'ın değil, çıkarlarıyla putlarının kulu olurlar. Şimdi zamanımızdaki İslam toplumunu anlatan en güzel şey. Kusura bakmayın. Ben şimdilik burada mı bırakayım? O zaman şöyle, şimdi genel olarak biz şöyle meseleye baktık. Bir İslam dini, kuralları belli, özelliği belli, her şeyi belli ama bir arada tutamıyor. Tam çıkış noktasından başlayan bir ayrılıklar, öldürmeler, katliamlar tarihi de olarak da bakabiliriz İslam tarihine belli anlamda ve günümüzde. Şimdi tabi bu programın ikinci bölümünde değerli izleyiciler günümüz dünyasını, günümüz o İslam dünyasını ve günümüz toplumlarını, İslam toplumlarının özelliklerini, yapısını ve onun içerisinde de Türkiye'nin ne ifade ettiğini değerlendirmeye çalışacağız. Şimdi buradan bakınca Sayın Yılmaz Bey'in de açıkladığı o temel ilkeler çerçevesinde size dönüyorum Mustafa Bey, sorum da size. Günümüz dünyasında, İslam dünyasında ne olup bitiyor? Sizin
İslam'la olan yakın ilginizi biliyorum. Onu da isterseniz değerli izleyicilerimize bir açıklayın. Ve söz size, buyurun. Şimdi iyi akşamlar önce. Bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. Birinci olarak şunu söylemek istiyorum. İşte Yaşar Nuri Öztürk'ten, İmam-ı Azam'dan, bugünlere de Yılmaz Yunaklara, Eren Erdemlere, İhsan İli Açıklara, Şahin Filizlere uzanan bir geniş yelpazedeki bu İslam'ın Ebu Zerci yorumunu savunan insanlar çok büyük bir hizmet yapıyorlar Türkiye'ye. Yılmaz Beylerin, Eren Beylerin, işte Yaşar Bey'in, İhsan İli, çok büyük bir hizmet bu. Bu aynı zamanda İslam'ın barışını isteyen bir hizmet. İslam dünyasındaki barışı sağlayacak. Nasıl sağlayacak? Bir kere İslam bu parçalanma, birbirlerini öldürme diyorsun. Öbürleri Müslüman değil zaten. Yani başka bir şey olamayacakları, egemenliklerini sürdürmeleri için bütün egemen sınıfların, bütün sömürücü sınıfların yaptığı gibi dini siyasete alet etmek, kendi siyasal ve ekonomik egemenliklerini sürdürebilmek için kullandıkları bir araç. Onlar Müslüman değil. Bu kavga Müslüman. Amerika büyük şeytan, Amerika ile işbirliği yapan Müslüman. Şimdi soru şu, Merdan kardeşim. Afganistan'da Rus işgali oldu, değil mi? Evet. Buradan bir sürü İslamcı gitti Afganistan'a gönüllü olarak savaşmaya. Kimi şehit oldu, kimi gazi oldu, bilmem, savaştılar. Kimin yanında? Oradaki direniş hareketinin yanında savaştılar. İslam için gittiler. Şimdi işgal eden Amerika'nın yanında tavır alana da İslamcı diyecek misiniz? Ya o gidenler, önce gidenler İslamcıydı, ya bunlar değildir. Birisi. Aynı zamanda bu Ebu Zerci yorumu İslam'ın çok önemli başka bir şeyi daha başaracak gibi geliyor bana. O da İslam'ın bir de Alevi yorumu vardır. Ebu Zercilerin bu sosyal adaletçi tutumu, işte o Alevi yorumu benimseyen Müslümanların da Kur'an temelinde bir arada olmasını sağlıyor. Birbirlerine kin ve nefret değil. Aynı temel üzerinde farklı kanalları, farklı dalları temsil ediyoruz. Hepimiz aynı kökten geliyoruz demelerini sağlar bu yorum. Ebu Zerci yorum dediğimiz yorum. Çünkü Ebu Zerci yorum sonradan uydurulmuş. Şimdi Maxime Rodinson'un tespitine göre Kur'an'ın dışında gördüğümüz ilk İslam kaynaklı yazılı metin 134 yıl sonra Hazreti Muhammed'in vefatından. Zaten daha önceki yazılı kaynaklar 100 yıla yakın. O 100 yıllık kaynaklar da Yahudi kaynakları. Bilgileri oradan alıyoruz. Şimdi bu gerçek ortada duruyorken bir taraftan da Türkiye'de işte bu Batini, Babai, Alevi dediğimiz yorumun büyük bir isyanı var. Selçuklu döneminde Babai isyanı, Baba Resullerin, Baba İshakların yaptığı. Malya Ovası bozgunundan sonra işte Hacı Bektaşlar, Şeyh Edebaliler, bunlar hep Baba İshak'ın müritleri. Şimdi onlarla Sünni İslam arasında bir mesafe koyulmaya çalışılıyor. Bunu biz görüyoruz. Bu mesafe o yobazlık çerçevesinde işte Sultan Veled'den beri körüklenerekten Ebu Suud Efendi'nin, o çok övülen Ebu Suud Efendi, fetvalarına gelen, fetvalarından beri bir düşmanlığa dönüştürüldü. Ama Yılmaz Beylerin de içinde bulunduğu bu geniş yelpaze şimdi bunu ortadan kaldırıyor. Çok büyük hizmet yapıyorlar. Kutlarım yani sizleri. Çok inşallah. Millete büyük bir hizmet yapıyorlar. Türkiye'ye büyük bir hizmet yapıyorlar.
Çünkü dayandıkları şey çok sağlam. Tartışma yok, inkar yok. Yani o öyle dedi de, bu böyle söyledi de değil. Kur'an tartışılmayan bir metne dayanıyor. Batılı Hristiyan kökenli ateist bilim adamları bile Kur'an'ın üzerinde tartışma yapmıyorlar. Onu kabul ediyorlar. Bernard Lewis gibi adam bile diyor ki, Yahudidir kendisi, diyor ki o bir metindir, evet. Yani o konuda bir ihtilaf yok. Hazreti Muhammed'in zamanından beri gelen bir metindir diye. Ama hani o şey anlatır, Yaşar Nuri Öztürk, 400 altına hadis yazanlar, şimdi ismini hatırlayamadım, altın alıp hadis, Emevi padişahlarına hadis uyduranlar. Bunları aşmış vaziyetteyiz. Zamana uyduruyorlar İslam dinini. Evet, egemen sınıfların çıkarlarına uyduruyorlar. Şimdi devlet meselesine gelince, bunu şu açılardan ele almalıyız. Bir bilimsel olarak, bir tarihsel olarak, bir de ahlaki olarak. Ahlaki olarak iyi devlet yoktur. İyi rejim yoktur. Demokrasi en az kötü rejimdir. Yani iyi rejim olabilir mi? Her rejim, her devlet bir sınırlama getirmektedir. Birey açısından baktığınızda mutlaka bir sınırlama, bir dediğin gibi bir toplum sözleşmesi var. Evet. Sözleşmeye sadakat ister sizden. Ama bilimsel olarak Yılmaz Bey'in de demin ifade ettiği gibi iyi ki var. Yoksa toplum birbirini yer. Tarihsel olarak İslam tarihinde, yani ilk İslam'ın doğduğu yıllardaki devlet modeliyle bugünkü devlet modelini birbirine karıştırmamalıyız. Tabii. Neden karıştı? İlkel bir toplumda, dünyanın en ilkel topluluklarından bir tanesinde bir devlet modeli. Medine Sözleşmesi bugün olmaz. Bugün bireysel hak ve özgürlükler var. Medine Sözleşmesi'nde bireysel hak ve özgürlükler yok. Birinci kuşak insan hakları, ikinci kuşak insan hakları, üçüncü, bunlar yok. Olması da mümkün değil. O şartlarda bizim yapmamız gereken onun ruhunu yakalamak. Salt İslamcı bir bakış açısıyla ya da salt Müslüman bir kimsenin bakış açısıyla değil, tarihsel bakımdan baktığınız zaman başarılı bir deneyle karşı karşıyasınız. Hazreti Muhammed'in gerçekleştirdiği deney çok müthiş bir deney. Bir ilkel, dünyanın en ilkel toplumlarından bir tanesinden bir dünya devleti yaratılıyor. Bana böyle bir tane daha şey, örnek verebilir misiniz? Yani böyle bir şey yok. Başarılmış veya varsa da bizim bilmediğimiz çok az var. Şimdi o nedenle devlet Marksist teoride de nedir? Bir sınıfın diğer bir sınıf üzerinde tahakküm aracıdır. Evet. O da hangi topluma bakmış? Kapitalist topluma bakmış ve o da topluma bakmış. Devlet aygıtı böyle kullanılıyor. O da onu öyle nitelemiş. Tamamen bir olumsuzluk olarak nitelemiş. Ama bugün yürütülen mücadeleler, işte bu da bir mücadeledir. Devlet anlayışı, devletin görevlerinin İslam'da bu tarzda konduğunu halka anlatmak, halkın bu konuda yönelmesini, yönlenmesini sağlamak da bir mücadeledir. Bu tür mücadeleler devlete sosyal fonksiyonlar da yüklemişler. Bu tür mücadeleler, demin Yılmaz Bey'in ifade ettiği gibi geldiğinde dinlemiştim, çok güzel söylediler. Mesele emperyalizm meselesidir. Emperyalizme karşı milleti koruyan ulusal devlet olmuş. Bu da devletin başka bir olumlu yönü. Yani adeta istiridyenin kabuğu gibi, kaplumbağanın kabuğu gibi. Devlet emperyalist saldırıya karşı halkı koruyan bir görevle, milleti koruyan bir görevle karşı karşıya. Soru ne? Soru şu. Bugün öyle bir görev mi yapıyor? Yoksa radar üsleri mi kuruyor? Yoksa gidip diğer Müslüman halklara saldıralım mı diyor? İşte Suriye ile savaşalım mı diyor? Ne yapıyor bugün devlet? Evet, soru burada Mustafa, evet. Bey, şimdi bizim şu anda hızla geldiğimiz dünyadaki İslam toplumlarının bu büyük parçalanmışlığı,
bu büyük birbirine düşmüşlüğü ve birbirini boğazlatması için, birbirlerini boğazlamaları için bir sürü senaryonun aleti olmaları. Kritik soru burada ve bizi bekleyen, dünyayı bekleyen ve özellikle de Türkiye toplumunu bekleyen büyük tehlike burada. Şu anda savaşın ağzındayız ve bunu da istiyorlar. Yani, şeytanın yedeğinde Müslümanlık olmaz. Şeytan Amerika'dır. Evet. Büyük şeytan Amerika'dır. Seri onu katil Yılmaz Bey'in tabiriyle seri katil Amerika. Size destekleyecek bir şey söyleyeyim. Bundan 12-13 sene önce her cuma çıkışında çok kutsal bir gösteri yapılırdı. Evet. Hatta orada prensip olarak karşı olmama rağmen seri katilin bayrağı yakılırdı. Baş düşman Amerika emperyalizmi deniyordu. Ve büyük şeytan diyorlardı Müslümanlar seri katili Amerika Birleşik Devletleri'ne. Şu anda niye demiyorlar? Şu anda... Bir şey söyleyebilir miyim Yılmaz Bey? Çok özür dilerim. Estağfurullah. Unuturum diye. Bugün Amerika'ya karşı mücadele eden, slogan atan ve onu lanetleyen kişilere o İslamcı kesim saldırıyor. Din adına saldırıyor. Bu evet. Nasıl bir İslamcı anlayış? Neresi bunların Müslümanlığı? Yani çok farklı bir şey söylemem gerekiyor. Onlar değil Müslümansa de. Ben herhalde çok başka bir şeyim ya. Şimdi arkadaş bunlar yaşanıyor günümüzde. Bundan kusura bakma. Estağfurullah. Bunu belirtmek istedim. Estağfurullah. Öyle hafızalara önemli bir uyarı sinyali gönderdi Yılmaz Bey. Öyle önemli yerlere dokunuyorsunuz ki sanıyorum 3-5 ay önce yaptığımız bir şeyde toplantıda konuşmada onu belirtmiştim. Arkadaş bunlar Müslüman falan değil. Yanılgı burada. Bunlar Müslüman falan değil. Bunlar dindar. Tamam, ona lafımız yok. Ama Müslüman değiller. Çünkü Kur'an'ı kaldırıp bir tarafa atmışlar. Demin size söyledim. Kur'an'dan paylaşım hükümlerini çıkarırsanız geriye cahiliye Arap toplumu kalır. Kur'an'ın farkı bu. Bakın size bir şey ayet okuyayım. Bakara 219 okuyacağım size. Çok önemli bir ayettir bu. Bunu devlet başkanına söylüyor Allah. Hazreti Peygamber'e ona selam olsun söylüyor. Diyor ki işte yukarıda şarabı falan kumarı falan anlatıyor. O kısımlarını geçiyorum. Ve sana neyi dağıtıp infak edeceklerini soruyorlar diyor. Düşünün yani o tarihte Araplar diyorlar ki aynı İncil'de geçtiği gibi Hazreti İsa'ya soruyor birisi. Diyor ki ey Allah'ın oğlu diyor. Tabii biz kabul etmesek de İncil öyle yazıyor. Tevrat'ta yazan her şeyi yaptım diyor. Cennetin kralına girmek için daha ne yapmam gerekir diyor. Hazreti İsa diyor ki dönüp ona git diyor bütün malını mülkünü sat. Paranı fakirlere dağıt. Arkandan gel. Cennetin kralına ancak böyle girersin diyor. Ve esprili bir dil kullanıyor orada İncil. Adam çok kederle ayrılıyor yanından Hazreti İsa'nın. Çünkü çok varlıklıymış. Şimdi Bakara 219'a dönersek diyor ki orada Allah peygamberimize ona selam olsun ve sana neyi dağıtıp infak edeceklerini soruyorlar diyor. İnfak etmek tüketmek demek. Onlara söyle diyor. Bakın ilkeye bakın Allah aşkınıza. Onlara söyle kendilerine ve bakmakla yükümlü olduklarına yeterli olanın artanını dağıtsınlar. Bakın artanından değil, artanından bir kısmını değil, artanını. Bundan daha güzel bir ifade olabilir mi? Sanki şeyi okuyor. Radikal sosyalist. Ama öyle, öyle. Yani Kur'an, ben size Kur'an ayetlerini okuyorum. Size Kur'an'dan başka bir ayet okuyayım. Şöyle bir şey dediniz siz demin az önce birkaç cümle önce. Bunlar dindar, Müslüman değil. Dindar tabii. Şimdi o zaman Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Başbakan da dindar yetiştiriyor. Yani öyle bir özlem içerisinde, sizin tarifiniz çerçevesinde. Yani Müslüman istemiyor aslında. Eğer öyle olsaydı Müslümanlığın kurallarını kendisi uygulardı diye düşünüyorum. Arkadaş ben konuşmalarında genellikle İslam, Müslüman kelimelerini çok fazla kullanmamaya gayret ediyorum. Çünkü ama zaten, iki kavramı kullandınız. Dindar ve Müslüman. Tabii onu yani çok fazla kullanmamaya dikkat ediyorum. Daha çok Kur'an ayetleriyle ben hakaret etmekten yanayım. Çünkü demin üstadımızın söylediği gibi Alevi, Sünni, Şii, Mi falan ayrımı bir anda hemen ortadan kalkıyor Kur'an ortaya koyduğunuzda. Tartışamıyorsunuz. Mezhepler mesela bana
yöneltilen en büyük eleştiriden bir tanesi benim mezhepsiz oluşumdur. Ben mezhepsizim. Herhangi bir mezhebi falan savunmuyorum. Ama hiçbir mezhebi de küçümsemiyorum. O ayrı mesele. Ben Kur'an'a inanıyorum arkadaş. Muhammed'i vicdana inanıyorum ben. Şimdi siz demin dediniz ki hadis yazan insanlar çıkmış ortaya. Bakın size iki tane tuhaf hadis okuyacağım şimdi. Ve İslam toplumlarının bugün niye bu durumda olduğunu da bu hadis bize söyleyecek. Hazreti Peygamber ona selam olsun göya şöyle söylüyor. Diyor ki benden sonra benim doğru yolumdan gitmeyen ve benim sünnetimle amel etmeyen hükümdarlar olacaktır. Bunları dinle ve itaat et. Sırtın dövülse ve malın alınsa bile yine dinle ve itaat et. Hadise bak ya. Bir başka hadis göya Allah'a isyan etmediği, açık olarak küfrü ortaya çıkmadığı müddetçe zulüm etse de, başkasının hakkını yese de Müslüman yöneticiye itaat etmek Müslüman için farzdır. Bu bir yorum. Maviye diye bir kitap var. Hadis göya bunlar. Göya. Peygamberimizin ölümünden ona selam olsun. 200 sene sonra uydurulmuş, para yazılmış şeyler. Bugün İslam dünyasının içinde bu ama Mustafa Bey şöyle diyor. Ama şöyle bir şey var. Bunu gözden kaçırmayalım. Şimdi dünyaya baktığımız pencereler birbirimizden çok farklı olabilir. Onun için bunun ne kadar önemli bir şey olduğunu anlamayabiliriz. Bu hadisler Müslümanları çok fazla etkiliyor. Meşrulaştırıyor. Gayet tabii meşrulaştırıyor. Bizim görevimiz bunların böyle olmadığını ortaya çıkarmak. O zaman şöyle devam edelim Mustafa Bey. Sözü de Mustafa Bey'e verebilir miyim? Estağfurullah ne demek? Hayır ben şimdi yani şuradan adamın renklenmesi açısından bir şey söyleyeceğim. Benim kızım sarışındır. Benim rahmetli kayınpederim de bir din adamıdır. Yani din alimi düzeyinde birisidir. İşte takılırdı şeye torununa. Kızımın adı Toprak. La hayretül asvar illa toprak derdi. Baba ne demek bu? Ne diyorsun sen? Efendim Hazreti Muhammed demiş ki yalan ama dedi. Bunu da hadis diye yazmışlar dedi şeylere, kitaplara. La hayretü rasvar illa Ali. Bütün sarılar hayırsızdır. Ali hariç. Toprak da sarışın. Şimdi bu olur mu böyle hadis yani? Bütün sarılar hayırsız. Ama yazmış oraya. Dünyanın yarısı yani, sarı. Olur mu? Böyle söylemiş. Yani uydurmuş şeyler bunlar. Şimdi şöyle devam edelim Sayın Mustafa Bey. Şimdi şöyle bir bakıyorsunuz kendi coğrafyamıza. Ama bir dünyaya baktığımız zaman hemen şunu görüyoruz. Dünyada büyük bir sükunet var. Fakat bir bölge hariç. İslam coğrafyası allak bullak. Bir bakıyorsunuz İran, Irak bölünmesi kesinleşti. Orada hemen 3 tane devlet çıkıyor ve o 3 devletin içerisinden bir tanesi Barzan yönetiminde bizi de içinde bölecek şekilde tezgahlanıyor ve planlanıyor. Bu da çok net gözüküyor ve tartışılıyor. Onun yanında Suriye, Lübnan, Mısır, Libya, Tunus, Fas, Yemen... Bütün bunlar bu İslam coğrafyasının paramparça edilmeye çalışılan unsurlar yani devlet olarak. Ama hepsi Müslüman devletler. Ve bir taraftan da bakıyorsunuz Bahreyn, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri gibi şu anda kendi işlerinde pek problem gözükmeyen, kollanan, gözetilen devletler. Şimdi Afganistan'da geçen programda bir uçak helikopter düştü ve 12 tane Türk subayı öldü. Yani şehit deniyor. Bu tartışılıyor şehit mi değil mi? Ben ona girmiyorum. Şimdi ona geçen hafta ona gerekli şeyi söyledik burada. Ve Suriye'ye Türkiye bir misyon üstlenmiş. Bütün bunlar İslam dini açısından, İslam'ın ilkeleri açısından ve insanlık açısından ne ifade ediyor Mustafa Bey? Nedir düşünceleriniz? Şimdi Milli Kurtuluş Savaşı yapıyoruz. Emperyalistler Türkiye'ye saldırmışlar. Şeyh Ahmet Senussi saraydayken çıkıyor. Anadolu'ya geliyor. Mustafa Kemal'le beraber Milli Kurtuluş Savaşı'na İslam dünyasından, İslami çevrelerden destek sağlamaya çalışıyor. Siz ne yapıyorsunuz? Şeyh Ahmet Senussi'nin ülkesine aynı emperyalistler saldırırken İzmir'e karargah kuruyorsunuz. Başına da bir Yunanlı general koyuyorsunuz. Ondan sonra oraya gemi gönderiyorsunuz. Allah aşkına şeye gerek kalmadı ya.
İzmir'i Yunanlıların işgal etmesine. Adam zaten karargah komutanı olarak geldi, oturdu oraya. Bunu Libya'ya saldırmak için yapıyorsunuz. Şimdi bu İslam değil. Bu dinin siyasete alet edilmesi, öyle bir görüntü altında hareket edilmesi. Yani Bahreyn'e yine Suudi askerleri gönderdiler. Yeni. Niye? Niye dünya hiç bunları konuşmuyor? Ne işi var Suudi askerlerinin Bahreyn'de? Oradaki demokratikleşme bile değil, birazcık daha nefes alma çabası içerisinde olan insanları bastırmak için. Bunun ne alakası var? Çok dikkatimi çekti bu sebebiyle. Recep Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül, bugün dünyanın en zalim diktatoryası olan Suudi Arabistan konusunda tek bir kelime söylemiyor. Evet, söylemiyorlar. Değerli izleyiciler, sırf bunu düşünün lütfen ya. Suudi Arabistan konusunda tek bir cümleleri var mı? Ya bu kadar insafsızlık olur, bu kadar haksızlık olur, bu kadar yanlış değerlendirme, bu kadar saptırma olur. Çok güzel Yılmaz Bey, bundan 10-12 sene önce, 12-13 sene önce her cuma Amerikan emperyalizmine karşı seri katil diye niteliyor. Çok güzel. Gösteri yapılır, bayrakları yakılır, şu yapılır, bu yapılırdı. Ondan 3-5 sene önce Afganistan'a gidenler işgalcilere karşı Afganistan'a, Afgan halkıyla beraber mücadele etmeye giderlerdi. Şimdi sustular. Şimdi ses çıkarmıyorlar. Demek ki orada bir manipülasyon varmış. O manipülasyon kim tarafından gerçekleştiriliyor? Amerikan emperyalizminin Türkiye'deki işbirlikçileri tarafından gerçekleştiriliyor. Bakın, bütün dinlerin temeli hak düşüncesine dayanır. Hukuk da hak, oradan geliyor. Evet. Hak düşüncesine dayanır. Haksızlığa karşı çıkmaktır. Bütün dinlerin öğrettiği haksızlığa karşı çıkmaktır. Ortada bir haksızlık varsa bunu bertaraf etmektir. 1,5 milyon insan öldürerek haksızlığa, ben eminim Saddam Hüseyin başta kalsaydı, 50 yıl daha kalsaydı 1,5 milyon insan ölmezdi. Irak'ta 1,5 milyon insan öldü ve Müslüman ve birçok, yani daha ağır şeyler de yapıldı. Namusuna tecavüz edildi binlerce kadının. Libya'da olanlar, Libya'nın nüfusunun, verilen bilgilere göre Libya nüfusunun 1/10'unu neredeyse yok ettiler. Evet. Mahvettiler. Yani. Ne oldu? Sonuç? Evet. Bugün ne? Hangi nokta? Düzen kuramıyorlar. Şimdi ikinize de ben de bir katkıda bir şey söylemek için. Çünkü o öylesine bir nefret dünyası içerisinde işler gelişiyor ki insanın insanlığından utanası geliyor. Ve bizi yönetenler bunları din adına, dindarlıklarını kullanarak yapıyorlar. Ben soruyorum, şu anda bizim size Yılmaz Bey, İsrail olan tutumumuzun İslami açıdan durumu nedir? Bir de Suriye'ye, İran'a, Afganistan'a, buralara dönük, ki Libya'da daha yeni devam ediyor, bunların İslami açıklaması nedir? Niye bunu soruyorum? Din adına hareket etmediğini söylesin, diyeceğim ki tamam. Ama bunu din adına yapıyorlar ve İslam olduklarını, Müslüman olduklarını söyleyen yöneticiler yapıyor. Ben de izleyiciler açısından söylüyorum. Bunu düşünmeleri gerekiyor. Gündelik hayatta karşılaşıyoruz. İnsanların içi yanıyor kardeşim. Bak geçen gün ama buna akşamüstü çok, ama televizyon izliyorum. Suriye'ye saldırı meseleleri, planları yapılıyor. Amerika şey yapıyor. O sırada da bizim evin oradan, camiden ezan sesi geliyor. Bir de güzel ezan olsun. Ey büyük Allah'ım dedim ya. Şu ezanların yüzü suyu hürmetine, şu Amerika'nın bir elini ayağını dolaştır, bir şey olsun dedim ya. Bir batacak mı, ne olacaksa buna. O kadar yani insanların içi yanıyor ya. Doğru da ama müthiş de bir karşı propaganda var. Beşar Esad katil diyor. Bana şey gösteriyor. Böyle açmış bilgisayarda, cep telefonunda, şimdi öyle modern şekilde oldu ya. Hemen çıkartıyor bir şey. Katil olarak ve diktatör olarak nitelendiriliyor ya. Onun diktatörlüğünün esas
bin mislini yapan diktatörü göz ardı ettirtiyorlar. Bu medyanın büyük gücü. Bunu İslami değerler açısından nasıl yorumluyorsun Yılmaz Bey? Ne şimdi arkadaş, suçu tamamen karşı tarafa atmak da doğru değil. Bana pek doğru gelmiyor. Çünkü bazen toplumlarda böyle şeyler oluyor. Toplumlar uyuşturuluyorlar veya kolektif bir sapıtmaya gidiyorlar. Bu Alman toplumunda da olmuştu. Bilinç kaybını ama oraya. Alman toplumunda da olmuştu. Koskoca Almanya Hitler'in arkasına takılıp kendilerini de perişan etmiş. Herkesi perişan etmiş. Şimdi, Türkiye'deki insanlara bakalım. Tepkisizler arkadaş. Bir şey istemiyorlar. Camide beyzan okunsun. İşte kışın evlerine kömür gönderilsin. Makarna verilsin. Buna razılar. Bakın demin size Rahat suresinde 11. ayetini okudum. Arkadaş sen bir şey yapmazsan Allah sana yardım etmiyor. Evet, o ezanların yüz hürmetine Allah bize yardım etsin. Ama bizim onu istememiz lazım. İstemiyoruz ki. Hiçbir şey yapmıyoruz. Mesela şunun da etkisi var gayet tabii. Araştırmalar basının %87'sinin yanlış basın olduğunu gösteriyor. Bilmiyor insanlar. Geçen gün birisiyle tartışıyorduk. Ya dedi televizyonda dedi o dedi Beşar Esad'ın dedi öyle Esad da demiyor Esed diyorlar. Onun ismini tam olarak bilmiyorlar. Öldürdüğü çocuğu görmedin mi dedi. Film çeviriyorlar. Aydınlık veya ulusal kanal bunu verdi. 12 yaşında bir çocuğu öldürüyor Beşar Esad. Defnediyorlar falan. Film. Çocuk çıktı televizyona konuştu 3 gün sonra. Niye de film çeviriyorlar? Mesela şeyde Suriye'de işlenen cinayetler diye Amerika'nın Irak'ı işgal ettiği sahneleri kullanıyorlar. Halk da böyle koyun koyun bakıyor. Biraz kıpırda kardeşim ya. Bütün suçu da hükümete atmak doğru değil. Sen ne yapıyorsun? Neredesin? Sen istemezsen Allah sana niye yardım etsin? Sen ortaya bir şey koyacaksın. Mesela her programda söylerim. Müslümanım diyorsan tamam başımın üstünde yeri var. Müslümansındır. Onu tartışamazsın. Sen Müslüman değilsin falan deme hakkına sahip değiliz aslında da. Ama o zaman Kur'an oku be kardeşim. Aç şu Kur'an'ı bir oku. Ne yazıyor burada bir oku. Bakın. Size bir şey okuyacağım. Ayet okuyacağım. Ben çünkü Kur'an kaynaklı şey yapmayı, okumayı seviyorum. Bakara suresinin 246. ayeti. Musa'dan sonra İsrailoğullarının ileri gelenlerini hatırla. Peygamberlerine bize bir komutan ata ki Allah yolunda savaşalım demişlerdi. Ya savaş emri gidince cayarsanız dedi. Ve şöyle cevap veriyorlar. Ülkemiz işgal edilmiş. Memleketimizden sürülmüşüz. Böyleyken Allah yolunda neden savaşmayalım dediler. Görüyor musunuz? Vatan sevgisinden atan bir çalışmamda almıştım bunu. Vatanınız işgal edilmişse bakın demin siz şeyi söylediniz. Suriye meselesini söylediniz. Benim tüylerim bir an için diken diken oldu. Çünkü aklımdan çıkaramadığım bir tarih var. Bende böyle bir obsesif, kompulsif bir bozukluk yarattı o tarih. 4 Temmuz 2003. 4 Temmuz 2003 tarihinde seri katilin şerefsiz askerleri bizim Türk askerlerimizin başına çuval geçirdi. Ve sen buna hala stratejik ortağım diyorsun. Hala ben BOP'un eş başkanıyım diyorsun. Ve bu halk kalkıyor. Hala bunlara oy veriyor. Halk istemezse SİHA başkanı olduğu zaman da özel görüşme yapıyorsun. Gayet tabii. Halk istemezse Allah yardım etmez arkadaş. Önce sen isteyeceksin. Ortaya bir şey koyacaksın. Elini taşın altına koyacaksın. Herkes bir tarafa çekilmiş. Böyle bir rehavet içinde. Bizim Suriye'yle savaşa girdiğinde zaman gireceğimizi bekliyor. Yalnız şunu da unutmamak lazım. Tabii o Müslüman cereyan dönem dönem ortaya çıkıyor. Söz gelimi Irak'a müdahale tezkeresinde haklarını vermek lazım. AKP'li milletvekilleri de hayır tabii, dediler. Tabii. Eğer o tezkere kabul edilmiş olsaydı Türkiye'nin doğusu olduğu gibi Amerikan askerlerinin işgalinde olacaktı. 40 bin Amerikan askeri gelecekti. Türbanlı kardeşlerimizle İmam Hatipler'de okumuş çocuklarımızla oğullarımız onlarla bir problemimiz yok. Olmamalı zaten. Olmamalı. Tabii. Onlarla konuşacağız, tartışacağız, sohbet edeceğiz, yemek yiyeceğiz, beraber eğleneceğiz, gezeceğiz. Arkadaşız biz. Onlar bizim insanlarımız. Bizim üzerinde durduğumuz şey bu demin söylediğiniz 8 milyar doları o insanların sırtından kazananlar.
Yani şimdi Deniz Feneri olayında evet. götürüp bileziğini, kolundaki bileziğini çıkarıp vereni bizim kınamamız mümkün mü? Zaten mağdur. Mağdur vaziyettedir. Bu sözünü ettiğiniz insanlarımız Müslüman değil dediklerimiz onlar değil. Onlar samimi Müslümanlar. Tabii. Gözünüz yani sevim. Gayet tabii. Onlar samimi şimdi Müslümanlar. Şimdi eğri oturup doğru konuşalım. O samimi Müslümanlar diye nitelediğimiz o insanlarımızın yarısı kadar bu ülkede ilerici denilen kitle maddi ve manevi fedakarlıkta bulunmuyorlar. Kendimize iğneyi batıralım. Evet. Bunu biz gündelik hayatta da görüyoruz. Evet, yani onun için onlara büyük saygı duyuyorum ve onlarla hiçbir sorunumuz yok. Bu süreçten çıkmak için ben bunu özellikle izleyiciler ve bizi dinleyen arkadaşlar da dahil bunu söyleyeyim. Burada bir ana konu geldiği için bu süreçten çıkmak için maddi ve manevi görevlerimizi yerine getirmiyoruz. Evet, bu getirmiyoruz. Kadar. Bu konuda mücadele eden güçlere güç vermiyoruz. Ekonomik, siyasi, sosyal her açıdan. Özellikle söylüyorum, bilerek söylüyorum, yaşadığım için söylüyorum. Bu toplumu, bu yapıyı, bu inançlar burada ele aldığımız konular çerçevesinde destekleyen, örgütlenen, bu konuda mücadele eden, bu konuda ta Pensilvanya'dan, Amerika'dan, ta buraya kadar, iç düşmanlara kadar, hainlere kadar... Büyük bir cepheye karşı mücadele edenlere yeterli destek verilmiyor. Burada kabahati sizin dediğiniz gibi kendimizde aramamız gerekiyor. Bunu da ben burada bir evet, tarihsel bir sorumluluk taşıdığım için, bu duyguyu yaşadığım için söylüyorum. Onun için herkes her açıdan mücadele edecek. Evet. Bazen sanırım insanlığın çivisi çıkıyor. Bugün mesela nasıl olabilir böyle bir şey? Sosyalist Enternasyonel'de Fransız Sosyalist Partisi'nin temsilcisi diyor ki Suriye'de muhalefeti silahlandırmak için daha ne bekliyoruz diyor. Sosyalist. O da sosyalist değil. Sosyalist. İşte. Değil işte. Yani böyle şey, böyle bir şey olabilir mi ya? Hemen diyor muhalefeti silahlandıralım diyor. Tony Blair de Sosyalist Enternasyonel'de. Evet ben Mustafa Bey tekrar söyleyeceğim. Çok önemli yaşamsal bir konu. Türkiye'nin varlığı açısından. Bugün Cumhuriyet'in yıkıldığı benim tespitlerim bu. Ben burada bunun şeyine girmiyorum ama nitelik ve nicelik açısından baktığımız zaman Cumhuriyet nitelik olarak yıkılmış durumda şu anda. Biz yeni bir Cumhuriyet'i kurmaya çalışıyoruz. Bunun kavgasına gireceğiz. Onun için işimiz daha zor. Ama bu Cumhuriyet'i kökten yok etmek, bütün özellikleriyle yok etmek gibi bir çalışma içerisinde de mevcut yönetim. Bunu açık söylemek. Çünkü onlar kendileri söylüyor. Ben söylemiyorum. Başka bir cumhuriyet. Özellikle Hüseyin Çelik'in yani son açıklamalar Aydın'da tanıksınız herhalde. Yani Mahmut Esat Bozkurt'a evet, laf söylüyor. Ve ulusal devlete, ulusal değerlere, bu toplumsal yapıya ve çok kasıtlı ve cahil demeyeceğim işini çok iyi biliyor. İşini çok iyi bilerek saldırıyor ve ama o olana onlar bize tanımıyor. Biz de burada onu değerlendireceğiz ve bu yıkılan cumhuriyetin, yıkılmış olan cumhuriyetin şimdi bölünmesi de gündemde. Irak'ın parçalanmasıyla birlikte. Şimdi biz ne yapacağız? Halkımıza ne diyorsunuz? Bir kere şunu, İkinize de bu soruyu yıkılmadı, yıkılmayacak da. Türkiye bölünmek isteniyor, bölünmeyecek de. Eğer o olacaksa, bu söylediklerin olacaksa Merdan kardeşim, onu biz görmeyeceğiz. Ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Onu biz görmeyeceğiz. Doğrudur. Evet. Görmeyeceğiz onu. Evet. Kesin katılıyor. Evet, görmeyeceğiz. Onu bize gösteremeyeceksiniz. Bu kadar açık evet, söylüyorum. Görmeyeceğiz. Yani işte Yılmaz Bey'in dediğine yine geliyorum. Allahu Ekber diyeceğiz ve ayağa kalkacağız. Yakınmayacağız, yekineceğiz. Bu bir Türk deyişidir. Yakınma, yekin derler. Yani ayağa kalk, davran. Yakınmakla olmaz. Evet. Şimdi bu anda tabii an bir geriye 40 yıl önce, 45 yıl öncesine gitti Mustafa. İşin bütünüyle içindeydiniz. Ve biz bu duygularla, o gün de bu duyguları taşıyorduk. Bugün de aynı duygular, aynı anlayış içerisinde. Ve biz devrimi de bu anlamda istemiştik. Bir 68 kuşağı olarak. Siz de orada çok önemli birkaç kişiden biriydiniz. Şimdi biz yine buradayız bütün açıklığımızla. Tabii. O zaman bize saldıranlar bugünlerde.
O zaman Türklük bilmem ne din iman diye ortaya çıkanlar nerede? 6. filo dindarlar onlar. Evet, 6. filoya karşı namaz kılanlar nerede? Onların teşvikçileri nerede? Biz buradayız. Evet, biz buradayız, dimdikiz. Ve böyle de kalacağız. Bundan kuşkum yok hiç. Ama bir büyük tarihsel bir kırılmanın içerisinde bu dönemi yaşıyoruz. O günün 6. filoya karşı namaz kılanlar bugün devleti yönetiyor. Evet, 6. filoya karşı. Yanlış mı düşünceler? Doğru söylüyorsun. Evet. O zaman adları Akgenç. Ama beni biri konuşturuyorsunuz. Lütfen siz değerlendirin. Evet. Yılmaz. Valla benim... Bugün Türkiye'de bu halk, bu millet ne yapmalı? Öncüsünü, sözcüsünü, namuslusunu içeri işte, tıktı. Örnek şeyi bu. Ebu Zerci arkadaşlarımız bir açıdan, kendi sendikacı arkadaşlarımız başka bir açıdan... Basın yayın kuruluşu olarak sizler başka bir açıdan görevlerinizi yapıyorsunuz. Herkes görevlerini yapmaya çalışıyor. Bunun sayısının çoğaltılması gerekir. Yani bu Ebu Zer çizgisindeki, İslam'ın Ebu Zer çizgisindeki yorumu, ki gerçek İslam'ın kendisi odur zaten. Bu yaygınlaştırılmalı, bunlara destek olunmalı. Yapılması gereken budur. Bizim Zihni Çetiner'in bir sözü vardır. Evet, onu birbirimiz için ölüme gittik. Ya arkadaş, şimdi devir başka bir devir. Ölmeye ihtiyaç yok da şuradan bir şu kadar maddi katkıda bulun dediğimiz zaman bulunmuyor adam. Evet. Olmaz. Yani şurada bir etkinlik var, şuna gidelim. Ya ben işte, benim işim var. Bir bilmem ne maçı var falan, maçı seyredeceğim. Aynen, olmaz. Aynen. Evet. Olmaz. Fedakarlık olmadan olmaz. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. İmam-ı Şafii diyor ki, bütün Kur'an inmeseydi sadece bu sure inseydi yeterdi diyor. Vel Asr suresi için. Nedir sure? Hep anlatırım bunu. Benim için de hayatın düsturu gibi bir şeydir. Asra kadem olsun ki zamanın üzerine yemin ederim ki diyor, bütün insanlar hüsran içindedirler. Şu üçü müstesna. Hakka inananlar ve hakkı tavsiye edenler. Bir. Evet, hakka inanacaksınız. İster hakka inanın Allah'a. Onu ister hak diye yorumlayın. Bunu bildiğiniz günlük dildeki hak diye yorumlayın. Ve hakkı tavsiye edeceksiniz. Hakka inanmak ve hakkı tavsiye etmek işte... Gerçek Müslüman inancı budur. İki, salih amel işleyenler diyor. İyi şeyler yapacaksınız. İyilik yapacaksınız insanlara. Mahallenin yoksuluna, zor durumda olan tekel işçisine, bilmem şurada direnen köylüye iyi şeyler yapacaksınız. Günlük hayatlarında da iyi şeyler yapacaksınız. Yardımlaşma, dayanışma, birbirimize omuz verme, zor durumda olan arkadaşlarımıza destek olma, bunları da başaracaksınız. 3, sabredenler diyor. Bütün bu zulüm altında sabredeceksiniz ve olduğunuz yerde duracaksınız. Ben bir şey ilave edeceğim buna. O tarihsel olarak o doğru, etik olarak da doğru, siyasi olarak da doğru, ama bugün başka bir şey var. Emperyalist dönemde vatan savunması denen bir şey var. Evet. Bunun için buraya i̇şte salih amel işlemek, hakka inanmak, dördüncü maddeyi buraya eklemek gerekiyor. Hiç gerek yok. Hak bu. Demin Yılmaz Bey çok güzel, Yılmaz Bey atıf orayı açıklayın. Sadım. Demin çok güzel söyledi. Birinci mesele dedi, ben sosyalistim ama sosyalizm değil dedi. Değil. Evet. Tabii. Vatan savunması dedi. İşte orayı bu hak anlamda. O işte hak o. Hak bugün hak yani savunmamız gereken hak vatan. Vatan yoksa geriye ne var? Vatan yoksa biz yokuz. Vatan yoksa televizyonlar yok. Vatan yoksa gazeteler yok. Sokaklar, arabalar yok. Vatan insanların evi ya. Vatan yoksa evimiz yok. Evsiz barksız olmaya ne denir? Şeye gittik. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, uzlaştırma komisyonuna çağırdılar bizi. Bu anayasayla ilgili. Gittik. İşte Sayın Tunca Toskay vardı. AKP'den Mustafa Bey vardı. Hukuk profesörüdür kendisi. Tekirdağ milletvekilimiz. CHP'den Süheyl Batum. Sırrı Süreyya Önder de vardı ama o gitti.
yani dinleyemedi bizi. Ne diyorsunuz anayasa içinde? Dedim ki şimdi anayasa bir ülkenin devletinin işleyişini, iktidarın el değiştirmesini, devletin örgütlenmesini ve işleyişini belirleyen temel belgedir. Birinci yönü budur. Sayın Toskay dedim şeyi meclisin işleyişini düzenleyecek iş tüzük çıkarmıyorsunuz. Yani devletin işleyişini düzenleyecek anayasayı nasıl yapacağız? Anayasa yurttaşların hak ve özgürlüklerini devlet karşısında koruyan temel belgedir. Yurttaşı koruyan belgedir anayasa. E siz dedim Büyük Türkiye Büyük Millet Meclisimiz maalesef kendi üyelerini koruyamıyor. Milletvekilleri hapiste. Vatandaşı bizi nasıl koruyacaksınız? Başka bir noktaya geliyoruz. Bu dedi vatandaşlık, yurttaşlık tanımı için ne düşünüyorsunuz? Orada söylediğimi aynen söylüyorum. Vatan yoksa biz yokuz. Türk milleti kavramının anayasadan çıkartılması hiç tereddütsüz, orada söylediğimi aynen söylüyorum. Kim tarafından gerçekleştirilirse gerçekleştirilsin. Nasıl gerçekleştirilirse gerçekleşsin. Sonucu nasıl olursa olsun. Kasus bellidir. Savaş nedenidir. Evet. Çünkü karşımızdaki hiçbir şeyin meşruiyeti kalmamıştır. Bizim için böyledir dedim. Bizim düşüncemiz böyledir. Ben ama dedim sizin de böyle düşündüğünüzü biliyorum Tuğçe Bey. Buradaki arkadaşlarım da ben bunları Sayın Süreyya Önder burada olsun olsaydı ona söyleyecektim. Ama şimdi zapta geçsin diye söylüyorum. İşte konu başka yere gitti ama. Ben fazla dağıtmadan. Yani vatan önemli. Size gelen bir soru. Varlık yok diyor ki Şeref Özarslan, Sayın Mustafa İlker Bey. Müslümanlar Müslümanlığı kullanarak devleti ele geçirenlere, milleti sömürenlere neden destek veriyor ve neden aşırı hoşgörü gösteriyor? Size yöneltilmiş bir soru. Yani neresinden başlayayım diyorsunuz? Neresinden başlayayım değil, söyledik. Doğru konuşalım, dürüst davranalım bizim yüzümüzden. Biz kendimizi yeterince anlatamadığımız için, biz ideallerimizi yeterince ortaya koyamadığımız için. İkinci nokta da şu. Bakın tarihte bazen öyle anlar gelir ki gücünüz yetmez. Merdan kardeşim, gücünüz yetmez. Öyle şeylerle karşılaşırsınız ki yenilirsiniz. Yani Nazım'ın şiirinde söylediği gibi tarihsel, sosyal, ekonomik şartların zaruri neticesi bu demebilirim dediğin nesnenin önünde kafamla eğilirim. Eğilirim. Ama gücümüz yetmedi bir de. Hem hata yaptık, eksik bıraktık işi. Hem de gücümüz yetmedi. Şimdi Türkiye Sosyalist Hareketi'nin geçtiği mecraları düşün Merdan. Çarı Mazumdar diye bir adam çıktı Hindistan'da. 15 sayfalık bir broşür yazıldı. Bundan bir dünya görüşü üretildi ya. Başka fraksiyonlar, gruplar bilmem bir şeyler oldu. Biz daha Müslüman Mustafa diye benden şey yaparlardı. Ben bu din meselesi önemli arkadaşlar, bu toplum Müslüman bir toplum, bu bizim varlığımız. Nazım'ın şiiri var işte, ince uzun minareleriyle memleketim bu benim. Vatan bu. Vatan İslamiyet kardeşim. Bunu göreceksin. Vatan eğer milletin evi ise millet Müslüman kardeşim, göreceksin bunu. Bunu öyle ya işte öyle attım bir kenara diyemezsin yani. E bunları yaptık. Böyle eksiklerimiz oldu, yanlışlarımız oldu. Ha neresinden dönsen kardır. Bugün bir noktaya geldik. İyi bir yerde iyi bir çaba gösteriyorsunuz. Dilerim bu yayılır. Evet, ben değerli izleyiciler bir şeyi belirtmek istiyorum. Mustafa İlker Gürkan 1968 hareketinin, yani 68 kuşağın önemli ismi ve orada dev güçün, yani Deniz Gezmiş'in sağ kolu desem olur mu? İki yakın arkadaşız yani. O başkandı, ben genel seçimlerdim. Evet, yani Deniz Gezmiş'in başkan olduğu yerde, o konumda kendisi sekreterdi. Bu kadar. Bakın, izleyin.
ve bu toplumun nasıl yanlış yönlere sevk edildiğini ve o günkü bizim kuşaktan olanlar bu toplumun nasıl bir antikomünist çerçevede bugün burada olan, ben de bu o kuşağın ve onların ikinci, üçüncü halkası olarak biz nerelerdeyiz, bunu değerlendirin. Ama bir çağrı da yapayım bu arada, eğer şu saatte bizi izleyen kişiler varsa bizim kuşaktan, yarın İstanbul Teknik Üniversitesi'nin Maçka'daki kampüsünde 68 kuşağının bir kış buluşması yemeği var. Bir dayanışma yemeğidir bu. Bu yemeğe gelirseniz bize de destek vermiş olursunuz. Veya bir 68 kuşağının o günkü bütün isimleri orada olacak. Onu da bu arada duyurmuş olayım. Evet Yılmaz Bey, siz ne diyorsunuz? Şimdi vakitte daralıyor tabii. Daha var yani. Daha vaktimiz var ama siz bugünkü biraz, dünya, bu insanlar ne yapmalı? Aslında çözüm ne? Biraz mahcubum. Mahcubiyetten dolayı konuşamıyorum. Şundan mahcubum. Bir Müslüman olarak üzerime düşen görevi yerine getirmediğim kanaatindeyim. Demin Mustafa Bey anlatırken onu düşündüm. 12 sene önce bir kitap yazmıştım. Şu yazdığım kitapta. Orada demiştim ki arkadaş, Türkiye emperyalizme karşı savaş verecekse sosyalistlerle Müslümanlar birleşmeli. Demin siz diyorsunuz ya, vatan Müslümandır. Bugün artık sağcı solcu gibi tabirler geçersiz. Bugün sağcılık, solculuk falan gibi şeyler geçersiz. Bugün önemli olan vatanımız tehlikede ve bu halkın çok büyük çoğunluğu Müslüman. Müslümanlarla sosyalistler el birliği vermeliler. AKP Müslüman parti olarak kuruldu ama liboşlarla, liberallerle işbirliği yaptığı için bu duruma geldi. Elini kaptırdı emperyalizme, kolunu geri alamıyor şimdi. Onun için de böyle Suriye üzerine de bizi sürerler. Yarın İran üzerine de sürerler. Her türlü halkı karıştırırlar. Yapılması gereken ne? Daha önceki programlarda birkaç kere dile getirmeye çalışmıştım. Ama çok hassas bir konu. Tam olarak ortaya koyamıyorsunuz. Çünkü CHP'li dostları da üzmek istemiyorum. Onlar da, çünkü onlar da ihtiyaç var. Önce bir harekete ihtiyaç var. Birisinin bir kıvılcım, bir ateş yakması gerekir. Şimdi mesela geçenlerde beni çok heyecanlandıran bir şey olmuştu. Konumuzla ilgisi yok gibi geliyor ama Türkiye Gençlik Birliği bir Amerikalı askerin başına çuval geçirmişti. Evet. Tabii şuna hemen ilave edeyim. Onlar bana 10 çuval daha borçlular bir Türk vatandaşı olarak. 10 çuval borçları var bana, dikkat etsinler, görevlerini yerine getirsinler. Yapmamız gereken şey şu: sosyalistlerle Müslümanlar, hele böyle sosyalistler, gözünü seveyim, bu akşam çok memnun oldum sizi gördüğüme, sosyalistlerle Müslümanlar birleşecekler. İki taraf da biraz kıpırdayacak ve ortaya bir büyük bir güç çıkacak. Bu halk bunun üstesinden gelir, benim ondan hiç kuşkum yok. Ama iki taraf da biraz kıpırdayacak, birisi bir ateş yakacak. Mesela en azından şöyle bir şeye sahip bu halk. Ulusal kanal gibi bir kanal var mesela. Bu kanalda bunlar konuşulabiliyor. Diğer kanallarda esamesi okunmaz bunların. Aydınlık diye bir gazete var. Mesela bunları ben Müslüman biri olarak söylüyorum. Bundan güzel bir şey olabilir mi? Tabii, çok güzel. Ben Müslümanım, Allah'a, dine, kitaba inanan birisiyim. Ve Aydınlık ve Ulusal Kanal'da birlikte hareket edip ben büyük onur duyuyorum, şeref duyuyorum. Yapılacaksa bu iş beraber yapılacak. Evet, yani evet, şimdi eğer bunu yapmazsak, bakın mesela Alevi hareketi, Alevi İslam'ında yobazlaştırmaya çalışıyorlar. Dikkat ediyor musunuz? Böyle bir takım ritüellerin içerisinde boğmaya çalışıyorlar onu. Temel değerlerinden uzaklaştırarak. Uzaklaştırıyorlar. Bunu kullanıyorlar Mustafa, evet, yani. Orada da bir faaliyet. Evet. Eğer biz başaramazsak bu Kur'an temelinde İslamcı anlayışı egemen olmasını, Ebu Zerci anlayışın bütün Alevisinin, Sünnisinin, mezhepsizinin hepsinin içerisinde egemen olmasını sağlayamazsak, eğer biz bir sınıf bakış açısını işçi sınıfı hareketi içerisinde egemen kılamazsak, kendiliğinden sınıf değil de kendisi için sınıf, eğer biz bu ülkenin köylüsüne bu ülkenin gerçek efendisi olduğunu anlatamazsak, milletin millet olma bilinci olmaz. Millet bunlar işte ya. Başka millet mi var yani?
Bu ülkenin işçisi, köylüsü, memuru, emeklisi değil mi millet? Alevisi, Sünnisiyle Müslümanı değil mi millet? Eğer bunlar bu bilinci alamazlarsa, millet olmak bilincini alamazlarsa, kendi durumlarını tespit edemezlerse, başkaları onların durumunu tespit eder. Millet kendisi için millet olmazsa, başkaları için millet haline dönüşür. Bir kalabalık haline dönüşür. Yurttaşlar topluluğu haline dönüşür. Şunu da ilave edeyim bu bileşkeye, yani sol emek ve Müslüman, ki bunların açıklamalarına, sosyolojik değerlendirmelerine girmeden, bir de Cumhuriyeti kuran ana kuvvetler. Tabii. Mustafa Kemalci güçler, Kemalist güçler, bunların da bütün yanlışlarından, geçmişte yaptıkları yanlışlardan arınarak yepyeni bir sentezde bu güçlerin birleşmesi bütün düşmanlıkları, bütün hainlikleri, bütün yanlış hareketleri kesinlikle yıkar ve benim dediğim yeni cumhuriyeti yeniden kurar. Ben buna inanıyorum. O güçleri de katmak gerekir. Öyle değerlendirmek gerekiyor. Evet. Diye düşünüyorum. Evet. Buyurun Yılmaz. İnşallah. Sözlükle katılıyorum. Mustafa Bey, bir şey var. Çok sayıda ileti geliyor. Tabii bunları tek tek bu şeyde Mustafa Bey'i de bulmuşken bunlarla zaman geçiremeyeceğiz. Kusura bakmayın değerli izleyiciler. Ama ben kendilerine iletiyorum. Bunu Mustafa Bey'e verir misin? Evet. Bu da size gelmiş özel olarak. Bunu da şey yapın. Kendisine ulaştım. Sana gelenleri vereceğim. Yılmaz Bey, sana da gerçekten teşekkür ediyorlar. Merdan Bey, siz döndünüz. Yılmaz, Yunak'ı bir türlü döndüremedik. Bizim eski programlara, yaz programlarına üzülüyorduk diyor. Bu mesajımı özellikle kendilerine göstermenizi rica ediyorum. Buyurun, bunu da sizde koyun, dosyanızda sizde kalsın. Eyvallah. Sağ olsun. Yani, teşekkürler biz. Evet, Sayın Ozan Özkan, bir mantık silsilesi, güzel bir mantık silsilesi kurmuş. Diyor ki en sonunda da, 12 Eylül Anayasası'na göre yemin ederek 1983 yılından beri anayasa üzerinde 126 madde değiştirilmiş ve değişimleri hazırlayan vekiller hakkında anayasayı değiştirme girişiminden dolayı Sayın Cumhuriyet Savcıları işlem yapmalıdırlar mı? Soruşturma açmak tekeli savcılara aittir. Biz ancak yorum yaparız. Evet. Şimdi buradan şöyle bir sonuç, programın son 10 dakikasına girdik. Onu da yapayım, bildireyim size. Yani şu anda burada dik duran, doğru duran, insanlıktan yana, haktan, adaletten yana duran bütün güçlerin birliği gerekiyor. Bunu genişletir misiniz Mustafa Bey, size sorayım. Ne yapayım? Şimdi siz çok dolaşıyorsunuz, görüyorsunuz, meclise gidiyorsunuz, öteye beriye bütün etkinliklerin içerisindesiniz. Biz de tabii burada izliyoruz, görüyoruz ama izleyiciler açısından bir umutsuzluk havası da hakim, yapmaya çalışıyorlar. Bu konularda şimdi umutsuz olmayı gerektirecek bir durum yoktur. Şöyle, ya bu 40 yıl sürer, 50 yıl sürer. Sürmez. Şöyle düşünelim. 1915'te Çanakkale'nin ardından İstanbul işgal edildiğinde Mondros'la 5 sene sonra yepyeni bir devlet kurulacağını ve cumhuriyet ilan edileceğini söyleseydiniz birilerine, inanır mıydı? Dünyanın en güçlü devletlerinden bir tanesi olan İngiltere'nin 1912'de söyleseydiniz 10 yıl sonra tahtından indirilecek bu ülke. Şu Almanya 1938'de 41'de o dünyaya artık bu Almanya'nın zulmünden bu dünya kurtulamaz dendiği günlerde, fazla değil 4 sene sonra Berlin'de hepsinin intihar edeceği, kaçacak delik arayacağını söyleseydiniz kimse inanır mıydı? İnanmazdı. Tarihin tekerleği nasıl döner orası belli olmaz. Ama bu tersinden de doğru. Bir gün Sabahattin Zaim'in
tedrisinden geçmiş insanların cumhuriyeti kontrol edeceğini ve yönlendireceğini düşünebilir miydiniz? O 40'lı 70'li yıllarda, 60'lı yılların sonunda bir gün cumhuriyetin bütün değerlerinin yıkılacağını ve bugünkü durumu düşüneceğimizi, tartışacağımızı biz çok değil 15 şimdi sene önce düşünebilir miydik? Yani tarih böyle gelgitlerle gidiyor. O bu iniş çıkışlar. Evet. Tarihin nehri akar. Evet. Tarihin nehri akar. Siz bir yerden bir müdahale yaparsınız. Eğer yeteri kadar müdahale yapmazsanız başkalarının müdahalesi. Yani bir de şunu da ilave edeyim. Yani bırakın cumhuriyeti yapan kadroyu, Osmanlı'yı yıkan kadroyu, Fevzi Çakmakları, Kazım Karabekirleri, Rauf Orbayları, bunları bile inkar ederek, bunları bile reddederek ondan önceki dönemin özlemiyle yanan ve söylemleriyle bunu ortaya koyan kişinin anlayışın bu Türkiye'de başbakan olacağını rüyanızda görseniz inanır mıydınız? Ama oldu. Ama bunun tersi de olacak. Evet. Kısa sürede. Şeye şöyle desek doğru olur mu üstadım bilmiyorum. Yani 40 yaşında bir kervan yöneticisi olan kişi 23 sene sonra bir dünya imparatorluğu ve bir dünya dini yarattı. Ortaya çıkardı. Koydu. Başardı değil mi? Dünyanın en ilkel kabilesinden çıkarttı. Demek ki yeteri kadar inanırsanız, yeteri kadar isterseniz ve mücadele ederseniz, fedakarlık yaparsanız, evet, fedakarlık yaparsanız başarabilirsiniz. Bakın hiç tereddütsüz söylüyorum. Bugün yapılması gereken fedakarlık sistemini ifade ederken dediniz ki işte ekonomik, siyasal, sosyal. Hayır. Ekonomik fedakarlık yapmak gerekir. Başka bir şey söylemiyorum. Sosyal, siyasal fedakarlık yapmak gerekir demiyorum. Hayır. Katılıyorum. Ekonomik katılıyorum. Ve mali bakımdan fedakarlık yapmak gerekir. Onlar yapıyorlar evet. Ya bugün. Bunu bakın, bu fedakarlığı bir yere verin demiyorum. İyilik yapın insanlara. Toplum zaten zor durumda. İyilik yapın. Dayanışma gösterin. Fedakarlığınız insanca bir dayanışma, toplumsal bir dayanışma, toplumcu bir dayanışma şeklinde kendini ifade etsin. Ama onlar, ama bir de şu boyutu var. Şimdi 24 katrilyon liralık bir sermayeyi kontrol ettiği açık belgeli olarak söyleniyor. Bu sermaye gücü karşısında bizim de bir ekonomik güç oluşturmamız gerektiği de ortada. O sermayeniz bir derneği zor yaşatıyor. Vız vız. Kuşkusuz. Biz bu söylediğimiz feda, o 24 katrilyonluk, biz 24 lirayla yeneriz 24 katrilyonu. Ya bu yani konumuz İslam olduğu için söylüyorum. İslam tarihinin büyük mücahitlerinin hangisi zengin? Evet. Değil mi? Hangisinin katrilyonu var? Yani ama onlar yazdılar tarihi. Onlar başardılar. Yani. Ben yönetiyorum ama ben demokratik davranarak Türkiye Murat Bekem, Türkiye Maden İşleri Sendikası eski genel başkanımız. Evet, çok saygıdeğer, canlı yayına bağlanmak istiyor. İzin veriyor musunuz? Bir de rejiden birkaç dakika isteyelim ki anlayalım. Evet, tabii. Anlar mısınız? Murat Bey'i dinleyelim. Mesela Murat Bekim arkadaşımız hacıdır. Türkiye Maden İşçileri Sendikası Başkan Vekiliydi. Aynı zamanda yatan şubesi başkanıydı daha önce. Ve devrimci bir arkadaşımızdır. Yani. Ve hacıdır. Hacıysa devrimci olmak zorunda zaten. Evet yani. çok değerli bir arkadaşımızdır kendisi. Değerli İnşallah bağlanır. Bağlanacak şimdi bazen. Değerli izleyiciler, çok özür dileyerek söylüyorum. Gerçekten bunların hepsine cevap verme olanağı yok. Zaten süre de az bir süremiz kaldı. Bunlar önümüzdeki programda değerlendireceğiz, tasnif edeceğiz. İnanın hiçbiri atılmıyor. Ben hepsini saklıyorum. Yönetime de veriyorum. Bizi bu anlamda da desteklediğiniz için teşekkür ediyorum. Programın süresi ancak bu kadarına izin veriyor. O bakımdan biz Murat Bey'le bağlanana kadar siz devam edin. Yılmaz Bey. Valla ben Müslümanlardan fedakarlığın da üstünde bir şey bekliyorum. Bilinç patlaması bekliyorum. Kur'an okurlarsa bu bilinci yakalayacaklarını zannediyorum. Çünkü bilinç içlerinde var. Kur'an okuyacaklar ve özellikle vatan sevgisi. Çünkü
vatansızlaştırılıyor insanlarımız giderek. En büyük tehlike burada. Vatan sevgisi bu Müslümanları harekete geçirecektir diye düşünüyorum. Diğer taraftan sosyalistler zaten ellerini taşların altına koydular. O açıdan onlara teşekkür ediyorum. Ben Müslüman kitle açısından, Müslüman bir olarak mahcubum. Çünkü göstermemiz gereken refleksi gösteremiyoruz. Yarın Suriye üzerine sürüleceğimiz gün gibi aşikarken, örneğin hadi biraz da şey olsun, içimdeki şeyi de biraz da yansıtayım. Siz de mesela Fransız sosyalistinin ayıbını yaşıyorsunuz. Suriye'yi niye silahlandırıyoruz diye. Aynı mahcubiyeti yaşıyoruz. Evet. Murat Bey, alo. Alo. Saygılar Murat Bey, hoş geldiniz diyelim ekranlara ya da hoş ses bulduk, olarak. Teşekkür ederim, iyi geceler diliyorum. Buyurun, söz sizin. Programınızı zevkle izliyorum. Tabii bu da heyecan verici ve bir kez daha Mustafa Gürkan'ı neden çok sevdiğini gayet iyi anladım. Şimdi ben bir tek konu için bağlanmak istedim. Oradaki konumuz, kendisine iyi geceler diyorum, saygılar sunuyorum. Sosyalistlerle Müslümanlar birleşmesi lazım şeklinde bir ifade geçti. Bunu eleştirel anlamda söylemiyorum. Ben de bir sosyalistim, sosyalist düşünecek bir insanım, devrimciyim. Sosyalistler de sosyalizmde, sosyalist olmaktaki temel kriterlerden biri inançsız olmayı gerektirmiyor. Sosyalistlerle Müslümanların birleşmesine gerek yok. Eğer gerçekten yine aynı konumuzun dediği gibi hacıysa devrimci olmak zorunda dediğini katılıyorum yürekten. Çünkü incelersek bir fitre olayını, bir zekat olayını, en bariz bir örneği bugün her zaman bizim savunduğumuz olaylardan dayanışmadan geçen, dayanışmayı en güzel örneğini ortaya koyan en çıplak bir örneği. Bunu belirtmek için aramıştım. Tüm konuklarımıza iyi geceler diliyorum. Mertan Bey, çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Fakat, saygılar, iyi günler diliyoruz. İyi günler. Evet, iyi günler. Evet Mustafa Bey, programın sonuna da 3 dakikamız var. Sonra son cümlelerinizi de alalım. Şunu söylemek istiyorum. Bu Yılmaz Bey'in de içinde olduğu, artık ben böyle nitelendiriyorum, yani bu Ebu Zerci İslam yorumu, İslamcı hareket inşallah daha nice başarılar kazanır, nice yükselmeler, genişlemeler sağlar. Eğer bizim üzerimize bu konuda düşecek olan bir görev olursa, onları yerine getirmeye biz hazırız. Herkesin bunu bilmesini isterim. Biz bu ülkenin, bu milletin kültürünün temel bir ögesi olan, onların kutsalını temsil eden, büyük ölçüde kutsalını temsil eden bu inancı doğru bir mecrada akıtmak isteyen arkadaşlarımızı canı gönülden kutluyorum. Tebrik ediyorum. Çok teşekkürler. Ulusal kanalı da bu konuda tebrik ediyorum yani. Sağ olun, çok teşekkürler. Ulusal kanal iyi ki var ve ona destek verin. Evet, son cümlenizi alayım. Ben son cümlemi size çok teşekkür ederek tabii. Estağfurullah. Kur'an'a dört elle sarılmamız gereken bir dönemi yaşıyoruz. Müslümanlar ve sosyalistler işbirliği yaparlarsa, ki yapacaklarına benim inancım tam. Hatta son dönemde şöyle güzel de bir şey var. Bir cümlede ona edeyim. Bilimsel sosyalistlerin İslam'a saygılı davranışları için de kendilerini tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum kendilerine. Bu işi Müslümanlar ve sosyalistler halledeceklerdir. Benim ondan hiç kuşkum yok. Yani üzülmeye, dert etmeye, kederlenmeye belki biraz gerek var ama yılgınlığa da girmeye hiç gerek yok. İçinde bulunduğumuz şartlar devrimi dayatıyor. Bir de öyle düşünmek lazım. Evet, devrimi dayatıyor ve devrim yapmayı zorluyor. Ya devrim yaparsınız, hani bize göstermede demiştiniz ya siz, o şartları yaşıyoruz. Ya devrim yaparsınız ya da devrim yaptırırlar. O günleri geçiyoruz ve biz devrim yapacağımıza inanıyorum ben inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Ama benim şu anda aklıma gelen bir şeyi okuyarak bitiriyorum. O Baki'nin ünlü divan şairi Baki ile Kanuni Sultan Süleyman arasındaki doğan bir durumda Baki şöyle diyor.
Ne gam bakiyebet ne fiyebet oldunsa ey baki, bilirsin ki cihan mülkü Süleyman'a değil baki, şeha hakkımda izhar-ı teavvür eyledi ama buna çarhı küven derler, ne sen baki ne ben baki, zalimlere bunu söylüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi geceler diliyorum. Haftaya buluşmak üzere. Tekrar hatırlatıyorum, haftaya gerçekten çok 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 önemli bir konuğumuz olacak. Haftayı ben de sabırla bekliyorum. Teşekkürler.